Esin kaynağımız NASA'nın uzay gemisindeki yetiştirdiği maruldu. Şu anda geldiğimiz noktada deniz altında ya da işte Mars'ta, efendim metruk binalarda, metro binalarında her yerde temiz gıdayı üretmek mümkün. Biz bütün maaşlarımızı, emekli maaşlarımız dahil bu işe yatırarak personel istihdam ettik ve projeyi, yani fikrimizi bitki üreten bir makina halinde görünür hale getirdik. O noktadan sonra inanırlığımız arttı. Yine 660 milyon insan yalnızca kirli gıda nedeniyle, kullanılan tarım ilaçları ya da hormonlar nedeniyle her sene hasta olup bunun 400 bin kişisi benim arkadaşım gibi hayatını kaybediyor. Ben Bilge Akgün, iş hayatında 40. yılını sürdüren bir ziraat mühendisiyim. Sivaslıyım. İlk ve orta öğrenimimi Sivas'ta okuduktan sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesini 1984 yılında bitirdim. Uzmanlığım toprak ve bitki besleme. Sivas'ta önce Köy Hizmetleri ve Tarım İl Müdürlüklerinde KABU'da çalıştım. Sonrasında Muğla'ya tayin olduk. 2005 yılında emekli olarak mesleğimi serbest mühendis müşavir olarak devam ettirmeye başladım. İki farklı sebebi var aslında bizim sektör değişmemizin. Birisi, benim Sivas'ta 30 yıllık bir arkadaşım vardı, rahmetli Hatice. Aradı, ben dedi hastayım, seni görmek istiyorum Bilge. Yetişemedim. 3 ay sonra cenazesine gittim. Kolon kanseri olup hayatını kaybetti. O beni çok etkiledi çünkü hiç hayatında sigara kullanmamış, sanayi şehri olmayan bir şehirde yaşayan bir insan ama kirli gıdaya bağlı, sindirim sistemi ve kolon kanseri rahatsızlığından çok kısa sürede hayatını kaybetti. O zaman düşünmeye başladım. Yani insanlar tüketici temiz gıdaya ulaşmalı. Temiz gıdanın nasıl üretileceğini biliyorum. Ve çiftçiler anlamında da uzun yıllardır köy hizmetlerinde çalışırken çiftçiye hep gübre tavsiyeleri yaptım, reçeteler yazdım. Bitki beslemesini de biliyorum ama çiftçi, köylü para kazanmak zorunda. Yaptığı işin zararlı olduğunu bile herbisitleri kullanıyor. Çünkü kendi ailesi de var ve ilaç kullanmaksızın dış ortamda yüksek rentabiliteyle, karlılıkla bir tarımsal üretim ne yazık ki söz konusu değil. Şöyle düşündük, biz yaptığımız çalışmalarla meslekteki bilgimizi birer kişiye aktarmak, danışmanlık yaparken çünkü kişileri ya da şirketleri faydalandırıyorduk. Kitlelerin faydalanabileceği çalışmalara artık dönmeliyiz. Arkamızda iz bırakmalıyız, bilgimizi aktarmalıyız diye düşünerek danışmanlığı bıraktık. Hemen COSGAP'ten NACE kodumuzu değiştik ve üretime geçtik. İlk bitki üreten bir makina prototipi geliştirmek üzere öz kaynaklarımızla ve 3 mühendis arkadaşı yetemediğimiz konularda farklı uzmanlıklara sahip 3 mühendis arkadaşı ekibe dahil ederek ARGE çalışmalarına başladık. Mühendisler zirvesiydi zannediyorum ya da TETARGE'nin yarışmasında Sayın Bakanımız Mustafa Varank Bey standları ziyaret ederken bizi fark etti, geldi. Bir ilk versiyon makinemiz var idi, içerisinde fidelerin olduğu, dönerek yere paralel dönen bir makinaydı. Nedir bu dedi, kendilerine anlattık. O anda çok beğendiğini dile getirdi, ekibine talimat verdi ve devletin artık geliştirilmesi için destek vereceğini bize söyleyerek bizi biraz daha motive etti diyebilirim. Esin kaynağımız NASA'nın uzay gemisindeki yetiştirdiği maruldu. Yani topraksız, güneş ışıksız, bitki yetişebiliyorsa onların kullandığı teknolojiyle biz iç mekanda neden bitki yetiştirmeyelim ki mantığıyla harekete geçmiştik. Ve bitkinin, ya biz ziraat mühendisi olarak ciddi tecrübeye sahip, bitkinin fotosentez için ne istediğini biliyorum. O istekleri karşılarsam, çok sağlıklı ve hiç kirlenme etmeni olmayan ortamda bitki yetiştirebiliriz mantığından hareket ettik. Ama ne yazık ki daha önceki başvurularımızda iki TÜBİTAK başvurumuz ve bir COSGAP başvurumuz oldu.
Bunu zannediyorum yeterince izah edemedik hocalarımıza, inandıramadık. Bizim projemize onay verecek kurul üyeleri Ar-Ge yönünün olmadığını, makinede bitkinin yetişemeyeceğini, bitkinin fizyolojisine aykırı olduğu gibi gerekçelerle hep projelerimizi reddettiler. Devletten destek alamadan, yani neyse ki Sayın Bakanıma da o anda dile getirmiştim. Neyse ki ben meslekte o zaman işte 35. yılını, 34. yılını ifade eden bir mühendistim. Emekli olmuştum, emekli maaşım vardı. Eşim yine 1. sınıf bir devlet memuru, veteriner hekim, onun emekli maaşı var filan. Çocukların her biri kendi kazanıyor. Biz bütün maaşlarımızı, emekli maaşlarımız dahil bu işe yatırarak personel istihdam ettik ve projeyi, yani fikrimizi bitki üreten bir makina halinde görünür hale getirdik. O noktadan sonra inanırlığımız arttı. Yani insanlar görmeden, dokunmadan, yalnızca sözünüzle bir şeylere inanmakta zorluk çekiyorlar. İlk makinamızda bitkiyi yetiştirirken yere paralel döndürüyor idik. Şunu fark ettik yine, son 10 yılda özellikle 2010'lardan itibaren topraksız tarım. Yani çünkü toprak üretilemeyen ender metallardan birisi dünyada, ama nüfus hızla artıyor. Açlık ciddi bir problem olmaya başladı. Her bir dakikada 11 insanın açlıktan hayatını kaybettiğini ben okuduğumda çok etkilenmiştim. Ve 600 milyon insan dünyada yeterli beslenemiyor. Yine 660 milyon insan yalnızca kirli gıda nedeniyle, kullanılan tarım ilaçları ya da hormonlar nedeniyle her sene hasta olup, bunun 400 bin kişisi benim arkadaşım gibi hayatını kaybediyor. Sel, don, fırtına, kuraklık her geçen gün artıyor, iklim değişikliği. Bunlar çiftçinin engel olamadığı, gücünün yetemediği zararlar oluşturuyor. Bütün bunları bir araya getirince dedik ki öyle bir teknoloji geliştirelim ki hiç risk olmasın yetiştiricilikte. Bunun tek çözümü iç mekanda yapmak. Tamamıyla atmosfer kontrolü sağlayabilmek. İkincisi, su kaynaklarımız her geçen gün azaldı. Normal içilebilir vasıftaki suyun dünyadaki %70'i sulamada kullanılıyor, biliyor musunuz? Yalnızca %1'i içme suyu olarak kullanılıyor. Çok hor kullanıyoruz tarımda suyu. Suyu çok az kullanalım istedik. İklim değişikliği iç mekanlarda yapalım, o zaman güneşin etkisini yok edelim. Ya da bitki güneşten fotosentez yaparken belli dalga boylarındaki ışınları kullanıyor. O ışınları verirsek güneşin etkisini birebir sağlarız gibi düşündük. Hatta Avrupa Birliği 2019 yılında bu teknolojimize özgün teknoloji olduğu için mükemmellik mührü kullanma hakkı ve Seal of Excellence'la ödüllendirdi firmamızı. Artık tamam, bu işi kitlelere dönüştürmek ya da işte enerji krizi, Avrupa'nın taze gıdaya ulaşamaması, bizim ülkemizdeki seraların doğal afetlerden çok fazla zarar görmesi noktasında ve tarım topraklarının her geçen gün azalması, karbonsuz üretim, yeşil mutabakata uyumlu üretim, karbon ayak izinin olmaması gibi güncel sorunlara odaklandığımızda biz dedik, taşınabilir seralar yapalım. Şehir merkezlerinde tüketimin en yoğun olduğu yerlerde üretimi yaparsak nakliyedeki hava kirlenmesini de ortadan kaldırırız. Bitkilerin, mesela ülkemizde Antalya'da üretiliyor çoğunlukla. İstanbul'daki tüketici Antalya'dan gelmesi için 3-5 gün bekliyor. Arada toptancı, işte hal, kontrepo, depo derken birkaç aracının olması fiyatları çok artırıyor. Kayıplar oluyor, hasarlar oluyor. Eğer tüketimin olduğu yerde çok az alan kullanarak endüstriyel üretim yaparsak tarımda yeni bir çığır açarız dedik ve çok şükür şu anda onu da başardık. Şu anda dünyanın en az 20 ülkesinden 6 kıtadan bizim seramıza talep var. Dünyada övünerek söylüyorum ki hiçbir serada olmayan iki önemli özelliğimiz var. Bizim seralarımız suyunu kendi üretiyor ve gün ışığını seranın içine aldık. Konteynerimizin tepesinde bu patentli bir teknoloji ve şuna inanıyorum ki dünyadaki bütün seralar bunu kullanacak. Çünkü gün ışığının büyümeye ve ürün aromasına katkısı çok büyük. Artı ikinci büyük olumlu etkisi, gün ışığının içeriye giren miktarı, biz çünkü gün ışığını artırarak hem etki alanını ve etki şiddetini artırarak içeriye aldık.
far sensörüyle ölçüyoruz. Aldığımız gün ışığını bitkinin ihtiyaç duyduğu dalga boyu ve şiddete göre ne kadar ihtiyaç varsa ledimiz o kadar açılıyor yalnızca. Şu anda geldiğimiz noktada deniz altında ya da işte Mars'ta, efendim metruk binalarda, metro binalarında her yerde temiz gıdayı üretmek mümkün. Ve normal üretim girdilerini 6'da 1 oranında daha az kullanıyorsunuz. Birim alanda 40 kat daha fazla ürün üretebiliyorsunuz. İnsanların hiç en ufacık bir teknik bilgiye sahip olması gerekmiyor. Tüm süreci makine üretiyor. Hiç riskiniz yok. Dışarıdan işte kuraklık olmuş, efendim sel olmuş ya da don olmuş. Bunlar sizin üretiminize olumsuz etki yaratmıyor. Garantili bir şekilde sürenin sonunda alacağınız ürün miktarını bilerek çalışıyorsunuz. Şöyle bizim iki kapasitede piyasada çok yaygın sera vardır. Çok yaygın dediğim bir tek Çinliler yapıyor zaten, bir de Amerikan firması yapıyor. Biz Çinliler dışında ikinci dünyadaki firmayız. Ülkemizde de yapıyorum diyen firmalar resimleri koyuyorlar ama Çin'den getirip veriyorlar. Yani bizim cesaretimiz biraz gerçekten de ve çevikliğimiz, başarı olarak algıladığımız özelliklerimiz oldu. 20 fitlik bir serada 3000 metrekare, yani 3 dekarlık bir tarlanın yetiştirdiği ürünü yetiştiriyoruz. 40 fit serada 2.45 genişliği, 12 metre uzunluğu olan, lojistikte 40 fit olarak adlandırılan konteynerdaki dönüştürdüğümüz seramızda ise 5000 metrekarede yetişen ürünü yetiştiriyoruz. Ve o kadar ekstrem bitkiler için talepler geliyor ki, mesela kahve yetişir mi? Evet, yetiştirebiliyoruz. Kenevir yetiştirebiliyoruz. Safran yetiştirebiliyoruz. Domates, sırık domateste örtü altında çok yüksek verim alınıyor ama 5-6 metre sırık domates yükseltilerek alınıyor. Biz toplam yüksekliği 2.60 olan seramızda sırık domates yetiştiriyoruz. Ve hedefimiz, iddiamız inşallah kök başına 1200 kök sığıyor 40 fitlik bir seraya. Kök başına en az 25 kilogram ürün almak. 30 ton ürünü hedefliyoruz. Buradaki esin kaynağımız da şuydu. Seradarda ve topraksız tarımda Hindistan cevizi meyvesinin kabuğundan elde edilen kokopit denilen bir ürün kullanılır. Önce kokopitin açtık, fiziksel kimyasal özelliklerini inceledik. Ve dedik kokopit sonuçta ithal bir ürün. Bunu ülkemizde hangi bitkiden üretebiliriz? 100 bitkiyle çalışmaya başladık. 2 yıllık çalışmanın sonunda 3 bitki belirledik ve bunlardan bir tanesinde okaliptus ağacının gövde kabuğunda çok başarılı olduk. Kokopitin, yani süper absorban olması, antibakteriyel olması, işte tuzsuz olması gibi ona üstünlük sağlayan özelliklerin hepsi bizim okaliptus ağacının kabuğunda da var. Biz şu anda domatesinden salatalığına, biberine ve özel tohumlar kullanarak her türlü meyveli bitkiyi de yetiştiriyoruz. Bundan sonraki hedefimiz inşallah yumrulu kök bitkiler yetiştirmek. Yani patates yetiştirmeyi ben bundan sonraki Ar-Ge planlarım arasında çoktan koydum bile. Çünkü patateste de çok inanılmaz tarım ilacı kullanılıyor. Hiç bilmediğimiz ya da tüketicinin bilmediği bir gerçek ama ne yazık ki topraklarımız kirlendi. Artık yorgun, ilaç kullanmadan, bazı tedbirleri almadan ben çiftçiye çok hak veriyorum. Para kazanmak zorunda, bunu yapmak zorunda. Ha, çiftçiye para kazandırmalıyız, kolayca kazandırmalıyız ama şehirli de ucuz gıdaya kolaylıkla erişebilmeli.